Depremzedelerin taleplerinin çözümü için bir yılın sonunda adımlar atılmaya başlandı. Önce CHP'li Büyükşehir Belediyesi kat sayısı artışına imza attı. Şimdi de hükümet depremzedenin ucuz kredi talebini karşıladı. Bunun açıklığa kavuşması lazım bu tarafının. Müzakerelerin sürdüğünü... AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Depremzedeleri Derneği yönetimini kabul etti. Kredi konusundaki son gelişmeyi paylaştı. Proje alanında farklı kredi vadesi ve faizleri uygulanması söz konusuydu. Proje alanında tek bir vade, bir yıl ödemesiz 19 yıl, yani 1+19 ve faiz oranında arkadaşlar da teknik olarak da izah edecekler. Bir %10 gibi bir rakamla bir mutabakat oluştu kredi konusunda. Sürekli proje alanı dışında kalan, depremden zarar gören binalar için de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın rol alabileceğini belirtti. Proje alanı dışında bakanlık inşaat yapımı konusunda gerek proje desteği, gerek ruhsat alımı konusunda destek, gerekse de burası çok önemli, yapım aşamasında talep halinde proje alanı dışındaki konutları da yapacak. Toplantının ardından İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, kredi gelişmesini ulusal kanala değerlendirdi. Geçtiğimiz hafta Sayın Bakanımızla görüşmüştük. Sayın Bakanımızla el almış olduğumuz konuların netleşmesi adına burada bu basın toplantısının olması bizim için çok önemli. Böylece pekiştirmiş olduk bu konuyu. Eksik kalan konular vardı. O eksik kalan konularda rapor halinde Sayın İl Başkanımıza verdik. Özkan, çözüm bekleyen iki konunun kaldığını söyledi. Kentsel dönüşüm kredisi adı altında verilen kredinin 0% 20 yıllık ve 2 yıl ötelemeli olmasını istiyoruz. Bir o kaldı. Bir de proje alanlarındaki dostlarımızın rezerv alandan yer tahsisi yapılmasıyla ilgili isteğimiz kaldı.